Yapmam lazım ama içimden gelmiyor. Durumunu konuşalım. Ben bu konuyu konuşmayı nereden seçtim? Oradan kısaca bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2 sene önce kitap yazmaya karar verdim. Belki aranızda bilenleriniz vardır. Yani yılan hikayesine dönmüş bir durum benim için yazıyorum. Yani elimde şu anda basılmaya hazır 2 kitap var. Yalnız içime sinmiyor. Şimdi ve dolayısıyla geçenlerde kendimi şöyle televizyonun karşısında, işten dönmüşüm, televizyonun karşısında böyle yani hakikaten boş boş bakarken buldum ve içimden de bir ses diyor ki hani kitabımı yazmam lazım, editörümle konuşmam lazım. Şunu da kısayım ki yüzüme yansımasın. Editörümle konuşmam lazım. Eğitime gideceğim. Yaklaşık bir hafta sonra eğitim için yapmam gereken şeyler var, okumalar var. O doldurmam gereken formlar var. Yazmam gereken notlar var. Ve şu anda bile bunlardan bahsederken bile böyle göğsüme bir fil oturuyor. O kadar geriliyorum. Yani uzun lafın kısası size sabaha kadar anlatabilirim neler yapmam gerektiğini. Ve sabaha kadar da devam edebilirim neleri yapmadığımı. Onun dışında yani o yapmam gerekenlerin dışında neler yaptığımdan sabaha kadar bahsedebilirim. Ve eminim ki sizler de bahsedebilirsiniz. Eminim ki sizlerin de ertelediğiniz, çünkü bu durum ertelemekten başka bir şey, yani kısacası ertelediğimiz durum. Sizin de en az bir iki tane vardır. Yoksa bu videoyu niye izliyorsunuz? Değil mi? Kara kaşıma kara gözüme olduğunu zannetmiyorum. Şimdi dolayısıyla bunu fark ettiğim zaman bir de vicdan azabı diye bir olay var, onu fark ettim. Hani işte yapmam lazım, yapmıyorum, hay Allah, ve kendime böyle süreler koyuyorum. İşte yarın başlayacağım, yarın oluyor. Bugün çok yorgunum, zaten aklıma da bir şey gelmez, ilhamım da yok. Ertesi gün başlayacağım. Yok dur şimdi şunu izleyeyim, ondan sonra başlayacağım. Ay bugün başka işlerim var, onları yapacağım, sonra başlayacağım derken 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 buluyorum. Ve en çok kullandığım cümlelerden bir tanesi de şu olmaya başladı. Yapmam lazım ama içimden gelmiyor. Ve bunu fark ettiğimden beri kendimde bunun ne kadar yaygın olduğunu da fark etmeye başladım. İşte spora gitmek isteyen biri var. Diyor ki işte spora da gitmem lazım ama hiç de içimden gelmiyor. Ondan sonra mesela dışarı çıkacak. Çok üzgün. Bir tane arkadaşım var. İşte saat olmuş öğlen, hala beni arıyor. Diyor ki işte hiç içimden gelmiyor dışarı çıkmak, bir şeyler yapmak. Bu içimden gelmeme olayına, durumuna esasında ben biraz daha takıldım. Ya, neler yapmamamızdan ziyade. Şimdi öyle bir şey ki sanki bize bir el kitabı verilmiş doğduğumuz zaman ya da bilincimiz var olmaya başladığı, yerine gelmeye başladığı zaman, ve o kitapta yazıyor ki bir şey yapmanız için önce içinizden gelmesi lazım. Biz bu bilgiyi nereden öğrendik? Bir şey yapmadan önce içinizden gelmesi lazım olduğu bilgisini. Çünkü bu bilgi enteresan bir bilgi esasında. Ve hepimizin de bildiği bir bilgi esasında. Ve bu iç her neresiyse artık çok enteresan da bir yer. Özellikle bizim dilimizde. Muhakkak başka dillerde de vardır. Mesela önce içimden gelmesi lazım bir şey yapmadan önce. Sonra yaptığım şey içime sinmesi lazım. Bir de bu bütün o içime sinmelerden, içimden gelmelerden önce de içime doğuyor ki zaten ben bu işi beceremeyeceğim. Ya bu iç ne kadar mühim bir yer. Ya felaket mühim bir yer bu iç. Her şey bu içte bitiyor. İçte başlıyor, içte bitiyor. Esasında zihin değil mi bu bahsettiğimiz? Yani biz aslında, yani ben kendi adıma konuşayım. Kitap yazmam lazım ama içimden gelmiyor dediğim zamanlar. Ya da işte dışarı çıkmam lazım ama hiç içimden gelmiyor dediğim zamanlar aslında şunu demiyor muyum bir nevi? Zihnim bana bazı düşünceler atıyor ortaya. Zihnim geleceği şu ana getiriyor. Resmen bir kurguluyor, yazıyor, yönetiyor, oynuyor ve diyor ki işte
Ya işte başlayacaksın, zaten hiç ilhamın da yok, hiç söyleyeceğin hiçbir şey de yeni bir şey olmayacak. Ya da spora gitme örneğinden devam edelim. İşte şimdi kalkıp gideceksin, üşüyeceksin, yapamayacaksın. Zaten bir günden bir şey değişmeyecek. Zaten ben hep hiçbir zaman yaptığım şeyleri devam ettiremem ki. Zaten bir gün gideceksin, bir gün gitmeyeceksin. Hiçbir şey olmayacak. Çok üzgünsünüz ve yataktasınız. O örnekten gidelim. Zihniniz büyük ihtimalle o zaman da şey diyor işte. Şimdi çıkacaksın, insanları göreceksin, aklına bir şeyler gelecek, daha mutsuz olacaksın, bir şey hatırlayacaksın ya da işte çok insanlar bir şeyler soracaklar, sinirin bozulacak, kendini belki tutamayacaksın, onlara bir şey söyleyeceksin. Yani demeye çalıştığım şu ki, her senaryoda bir şey yapmamak senaryosunda bu İçimizden gelmemesiyle beraber bir sesler de bir zihnimizin içinde de bir şeyler dönüyor. Bu sürekli ortaya düşünceler atan makine, düşünce üreten makine olan zihin aslında bize sürekli bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla yazıyor, yönetiyor, oynuyor. Böyle bakıyoruz. Tamam, ben yapmayayım diyoruz dolayısıyla da. Ve esasında hem basit hem değil, çok basite indirgenecek bir fenomen de değil ama bir şeylerden kaçıyoruz, kaçınıyoruz ve kaçmayı yani korkaklık anlamında söylemiyorum. Acıdan kendimizi koruyoruz aslında bir şeyleri ertelerken. Yani yapmam lazım ama yapmıyorum sa durum. Ben kendimi bir şekilde koruyorum bildiğim yollardan. Öyle ki bir deney var, çok şeker bir deney. Tek hücreli bu terliksi hayvanlar, hiçbir zaman da adını anlayamamışımdır neden terliksi olduklarını. Bu tek hücreli hayvanları ışık veriyorlar ve mikroskopun altında bakıyorlar ve bu hayvanlardan bazıları, teyzem daha iyi bilir, o onları inceliyor bilim insanı olarak. Bu hayvanlardan, bu canlılardan bazıları ışık, çok ışık alan ortamlarda hayatta kalamıyorlar. Ve o ışığı verdiklerini kaçmaya başlıyorlar. Ya tek hücreli ya, tek hücreli. Ve onların beslendiği artık her neyden besleniyorlarsa onu koydukları zaman ona doğru yaklaşıyorlar. Ya bu muazzam bir şey. Ya tek hücreli canlı bile kendini acıdan koruyor. Kendini rahatsız olacağı durumlardan, koşullardan koruyor. Milyon hücreli varlık niye aynısını yapmasın? Sabah akşam bunu yapıyoruz. Çünkü o kitabı yazmaya başlarsam, o kitabı yazmaya oturursam beğenmeme ihtimalim var, yetiştirememe ihtimalim var. O kitabı yayınlarsam insanların beğenmeme ihtimali var, onaylanmama ihtimalim var. Bir sürü gerekçe sayabilirim ve dolayısıyla aklıma düştüğü zaman kitabımı yazmam lazım, hani işe koyulmam lazım düşüncesi yapmamak. Her ne kadar acı verse de bilindik bir acı. Çünkü ben biliyorum ertelediğim zaman ne oluyor. Ne oluyor? Vicdan azabı duyuyorum. Ah vah kafam işte ben hep böyleyim, hep de erteliyorum diyorum. Ona bunu anlatıyorum, dert yanıyorum. Ne bileyim belki bir yerlerde okuyorum, ertelemeyi nasıl durdurabilirim falan filan diye. Bununla ilgili üzüntümü yaşıyorum. Ondan sonra belki mutsuzluğa gömülüyorum. Biliyorum bunun seyrini yani. Bu vicdan azabının seyrini. Canımı acıtmıyor mu? Canımı çok acıtıyor. Bana iyi hak ediyoruz bence. Suçlamaktansa. Tabii suçlayalım kendimizi. Fakat ya bir yerde de koruyoruz kendimizi. Bu hakikaten enteresan bir durum. Hakikaten de harika bir şey. Kendini insan korumak için kendi yollarını buluyor bir şekilde. Kimimiz de bunu erteleyerek yapıyoruz. Az önce bahsettiğim o içimizden gelme noktasına gelirsek de o da çok yani şöyle bir durum ki nasıl bir şey o içinden gelme durumu? Hani böyle bir duygu mu? Bir düşünce mi? Bir fiziksel deneyim mi? Hani ne oluyor içimizden? Yani neyi bekliyoruz? Biliyor muyuz neyi beklediğimizi? İçimizden gelmeme durumunu şu an anlayın. İçimizden geldiğinde nasıl bir şey olacağını bekliyoruz? Belki de
isteklilikten ziyade başka bir şey daha mühim burada. Gönüllü olmak. Tüm kaygıya, korkuya bir şey yaparken benim hayatımı uzun vadede daha anlamlı ve daha zengin kılacak bir şey yaparken yaşayacağım bütün o zorlayıcı, can sıkıcı, rahatsızlık verecek duygulara gönüllü olmak belki de harekete geçmenin ön koşulu. İçinden gelmesi değil. İçinin istemesi değil, istemen değil. Belki de gönüllü olmak. Ve anlayışlı bir ses gerek o esnalarda da bize. Hani şu an ne kadar zor olduğunu biliyorum senin için. Sen tembel olduğundan, sen acı çekmeyi sevdiğinden ki benim favorimdir. Acı çekmeyi sevdiği için bunu yapıyor derler. Acı çekmeyi sevdiğinden, mazoşist olduğundan, gerçekten istemediğinden yapmıyorsun, yapmıyor değilsin. Gerçekten istiyorsun da, acı çekmeyi sevmiyorsun da, tembel bir insan falan da değilsin. Kendini koruyorsun sadece. Ve işte anlayışlı ses bunu söylüyor. Şefkat esasında bu erteleme mevzusunda böyle bir kılığa bürünüyor. Çünkü anlarsak niye ertelediğimizi, içimizdeki o ertelemek isteyen, yapmamak isteyen tarafın da kaygılarını, korkularını, endişelerini dinlersek, o tarafa da kulak verirsek, o zaman belki diyebiliriz. Evet, çok zor. Çok zor ve bu bizim hayatımız için, senin hayatın için iyi bir adım olacak uzun vadede. Evet, şu an biraz zorluk çekeceğiz. Belki şu an çok zorluk çekeceğiz. Ve ileride bu dönüp baktığımızda iyi ki yapmışım diyeceğimiz bir davranış olacak. O yüzden hadi kalk. Hadi gel. Hadi yavaş yavaş başlayalım. İlk önce zor gelecek, eğreti duracak. Bu sağlak olup sol elle yazmaya benziyor. İlk önce zor gelecek. İlk önce yapamayacağını düşüneceksin. İlk önce rahatsızlık duyacaksın. Daha sonra bir şekilde yeni bir yol öğrenmiş olacaksın. Ve belki orada da kendini koruyabileceğin yollar öğrenebileceksin. Kendini koruyabileceğin durumlar olacak. Dolayısıyla bunu nasıl söyleyeyim? Bir şeyi ertelediğimiz zaman, vicdan azabı duyduğumuz zaman, o duyduğumuz vicdan azabının bir sebebi olmalı. Yani orada bir değer yatıyor. Yoksa bunun mevzusu bile geçmez. Yapmadığımız bir sürü şey var. Fakat bazılarını hiç kafaya takmıyoruz bile. Bazılarını yapmam lazım ama yapmıyorum diye kendimizi dövmüyoruz bile. O yüzden belki sizin için de uygunsa şunu da düşünmek. İyi bir fikir olabilir belki. Ben bu yapmam gerektiğini söylediğim şeyi ne için yapmak istiyorum? Çünkü yapmadığın bir şeyden dolayı bir vicdan azabı duyuyorsan orada değer verdiğin bir şey vardır. Değer verdiğin bir şey vardır ve bunu şuradan ben de anladım. Birkaç zaman önce dediğim işte o akşam işten dönmüşüm ve televizyonun karşısındayım. Kitap yazmam lazım ama içimden gelmiyor durumunu yaşıyorum ve babam aradı o esnada, ne yapıyorsun kızım falan diye. İyi baba ya dedim, biraz hafif canım sıkkın, ne oldu dedi. İşte kitap yazmam lazım ama işte yazamıyorum, hiç içimden gelmiyor dedim. Yazma kızım, kimse seni zorlamıyor dedi. Şimdi evet, bu konuda şanslıyım. Hayatımızdaki her konu böyle değil. Bu konuda şanslıyım. Şanslıyım çünkü kitap yazmayı ben seçtim. Bir zorunluluğum yok. Keyfi bir durum. Fakat yapma denildiği zaman ki hayatımda onayını almak en istediğim insanlardan bir tanesi babam.
nasıl yazma ya, nasıl yapma, ne demek gibi bir içimde böyle bir kıpırtılar oluşmaya başladı. Bu şuna işaretti bence. Ben bu kitabı daha büyük bir şey için yazmak istiyorum aslında. İnsanlara yardım etmek için. Hikayemi paylaşmak için. Hiçbir faydam olmasa bile tek bir insan yalnız olmadığını hissetsin diye yazıyorum ben bu kitabı. Ve bununla temasa geçmek, bir şeyi neden yaptığımızla temasa geçmek bizi gönüllü kılabiliyor. O işi yaparken yanımıza bize rahatsızlık verecek, zorlayıcı duygulara yer açmamız konusunda. Çünkü çoğu zaman eksilerek yaşıyoruz. Ne demeye çalışıyorum eksilerek yaşarken? İşte aman acı bana rastlamasın, aman canım yanmasın, aman rahatsızlık hissetmeyeyim diye evde oturuyoruz. Kendimizi endişeli hissedecek ortamlara sokmuyoruz. Zorlayıcı durumlara girmiyoruz. Biraz da artarak hayata devam edelim bazı zamanlar uygun olduğunda. Bazen de hazır olmadan bir şeyleri yapalım. Bazen de içimizden gelmeden bir şeyleri yapalım. Çünkü iç bu. Yaşadığı bir sürü şey var, deneyimlediği bir sürü anı var. Ve biliyoruz ki bilimsel olarak kötü anılar daha fazla yer ediyorlar. Dolayısıyla bu zihnimize, yani içimize biraz hafif bir şüphecilikle yaklaşalım. Çünkü bir tane insan tanıdım sadece. Spora gittikten sonra Allah kahretmesin, keşke bu spora gitmeseydim diyen, o da kan şekeri düştü ve bayıldı diye. Onun dışında tanımıyorum. Belki sizin varsa öyle, yani dinlemek çok isterim. İçimizden gelmeyen şeyleri yaptığımız zaman bazen ya iyi ki de yapmışım diyebiliyoruz. Evet, her zaman demiyoruz. Fakat zihnimiz yapmadan önce sanki her zaman öyle diyecekmişiz gibi ve yapmamızın iyi bir karar olmadığı ile ilgili bizi ikna etmeye çalışıyor. Çalışıyor çünkü bizi korumaya çalışıyor. Çünkü olur da hakikaten kötü bir şey olursa acı çekmeyelim diye. İşte o korkan ve bizi fazla korumacılıkla yaklaşan sese destek çıkacak. Anlıyorum, çok zor. Ve işini çok iyi yapıyorsun. Ve gel, bir deneyelim. Deneyerek görelim ne olduğunu. Çünkü bir şey olursa da bir yolunu buluruz diyen bir ses gerek belki de. Çünkü şefkat, bir önceki konuşmamda bahsettiğim gibi, aktif bir şey. Şefkat, içinden gelmemesiyle beraber hareket etmek demek. Şefkat, korkuyu da, üzüntüyü de, bilinmezliği de yanına alıp gitmek istediğin yolda yürümek demek. Bugün de bu kadar. Umarım çok dağılmamışımdır. Yine hazırlanmadım. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim içinden gelmeme durumunu ele alışım bu şekildeydi. Umarım bir 10 sene sonra geriye dönüp baktığınızda 2017 için iyi kileriniz, keşkelerinizden daha fazla olur. Sevgiler, görüşmek üzere.